Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle beraber Brisbane şehrini gezeceğiz. Yüksek bir tepe var. Öncelikle oraya gideceğiz. Sonrasında da şehrin merkezine gideceğiz. Hep beraber Brisbane'i görelim. Hava 29 derece. Gerçekten çok sıcak. Şöyle göstereyim gökyüzünü. Birazcık böyle bulutlar var. Umarım kapanmaz bugün. Bence kapanmayacak gibi gözüküyor ama. Sorulardan bir tanesi de hangi şehir daha güzel, hangi şehirde yaşamalıyız? İşte öğrenci vizesiyle geleceğiz, Brisbane'a mı gelelim, Melbourne'e mi, Sydney'e mi, hangisini tavsiye edersin diye oluyordu sorular. O yüzden ben de böyle bir seriye başlamak istedim. Şu an Brisbane'dayız, Brisbane'ı çekmek için buradayız. Ve bir ay sonra falan da Melbourne'e taşınıyoruz zaten. Melbourne'ü de çekeceğim aynı şekilde. Sydney'e de gittiğimiz bir dönemde Sydney'i de çekmeyi planlıyorum. Böyle böyle diğer şehirleri de sizlere göstermeye çalışacağım. Yani bu da böyle güzel bir seri olsun. Burada genellikle botanik bahçelerin, national parkların hepsinde bu şekilde bilgi içeren tabelalar var. Bu tabelalara bakıp nereye gitmek istediğinize bakabiliyorsunuz. Genellikle birkaç farklı yürüyüş rotası oluyor. Bu rotalardan istediğinizi seçip istediğinizle yürüyebiliyorsunuz. Biz bugün sanırım çok fazla yürüyüş yapmayacağız çünkü merkeze de gitmek istiyoruz. Oraları da göstermek istiyoruz. Şimdi botanik bahçenin içerisindeyiz. Az önce söylediğim gibi birinci track, birinci yol buradan gidiyormuş. Biz şimdi tepeye çıkmak için başka bir yoldan gideceğiz. Avustralya'da hayvanlar ne kadar farklıysa bitkiler de bir o kadar farklı. Ağacın güzelliği ve değişikliği. Angiop, Angiop Teres Erecta. Şimdi manzara noktasına gitmeden önce tekrar bir aktarma yapmamız gerekiyor. Ve bu aktarmaya da bir saatlik bir vaktimiz var. O yüzden birazcık botanik bahçeyi gezmek istedik. Şu an tam botanik bahçenin böyle çok güzel bir alanındayız. O yüzden burada video çekmek istedim. Şöyle ki Avustralya'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu gerçekten. Şehirlerin içerisinde istediğiniz zaman kaçabileceğiniz, çok da uzak olmayan çok güzel noktalar var. Böyle nefes alabileceğiniz, yeşillikle buluşabileceğiniz çok güzel yerler var. Burası da onlardan bir tanesi. Brisbane Botanic Garden. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Biz ilk defa buraya geliyoruz. Çok yakın, 10-15 dakikalık mesafede. Hem de çok az kişi var. Kalabalık değil, öyle kendinizi dinleyebileceğiniz, başınızı dinleyebileceğiniz, o işin yorgunluğunu atabileceğiniz güzel bir yer. Böyle insanlar gelmişler. Mesela bugün hafta içi aslında ama çocuklu aileler için çok güzel bir yer. Hem huzur dolu. Aa bak, çok tatlı. Bunun adı neydi ya? Bu kırmızı gagalı olanların. Bir de büyük botanik bahçelerinin yanı sıra küçük küçük botanik bahçeleri de var. Yani şehrin her yerine dağıtılmış. Herkesin rahatça ulaşabileceği, 10-15 dakikalık mesafelerde otobüsün de gittiği, kendi arabasıyla da ulaşabileceği, yürüyüş yapabileceği güzel alanlar var. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Sıkınca içinden şampuan çıkıyor. Güzel kokuyor mu? Çok güzel kokuyor. Aa, gerçekten çok güzel kokuyor. Yani içi şu işleri dolu, sıkınca. Arkada da kocaman bir kertenkele var. Şöyle. İnanılmaz güzel kokuyor. Bak. İsmi neydi bunların ya? Shampoo Tree gibi bir şeydi galiba. Burası Botanik Garden'dan yaklaşık 5 dakikalık bir araba yolculuğu mesafesinde. Böyle bayağı tepeden gördüğümüz bir yer şehri. Şimdi
dediğim gibi yukarıdan göstermek istedik öncelikle, bir sizi direkt böyle şehrin merkezine atmadan önce. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Her şeyi yukarıdan görebileceğiniz bir alan. Aslında burada 3-4 tane, hani çok düz bir yer olmasına rağmen 3-4 tane böyle yüksek tepe yerler de var. Yani Avustralya zaten çok düz bir ülke genel itibariyle. Her ne kadar şehirler çok düz olmasa da çok yeşil bir şehir. Yani evet, zaten yeşil. Fark ediliyor. Evlerin arası bile mesela oldukça yeşil. Ormanın zaten yakınında. Dünyanın da en yaşanılabilir şehirlerinden bir tanesi. İlk 10'da ama tam hatırlamıyorum sıralamasını. 7 veya 8 olması lazım. Zaten Avustralya'dan 4 tane büyük şehir var. Şeyde olan en yaşanılabilir, dünyanın en yaşanılabilir 10 şehri arasında. Brisbane de onlardan bir tanesi. Bana göre Brisbane'ın en olumsuz yanlarından bir tanesi toplu ulaşımın biraz diğer şehirlere göre daha zayıf olması. Yani Melbourne ve Sydney'de daha iyi olduğunu duyduk. Burada biraz o toplu taşıma olanakları biraz daha kısıtlı ama onun haricinde güzel bir şehir yani. Çok böyle strese sokan bir şehir değil. Onun haricinde büyük şehir şeyini de hissettiriyor. Queensland'ın başkenti olarak geçiyor burası. Avustralya'nın en büyük üniversitelerinden 3 tanesi burada. Queensland Üniversitesi, Queensland Teknik Üniversitesi, bir de neydi? Griffith. Griffith. Eğitim alanında da bayağı olanakları olan bir şehir. Zaten oldukça fazla öğrenci de var. Brisbane aslında okyanusa kıyısı olan bir yer olmasına rağmen şehir böyle iç bölgeye kurulmuş. Tam şurası CBD olarak, yani şehir merkezi olarak geçiyor. Bir de ortasından bir nehir geçiyor. Şuradan evet. Da gözüküyor hatta. Şuradan gözüküyor nehir ve bayağı böyle iç taraflara doğru gidiyor. Buranın nüfusu da bu arada 2.6 milyon. Sydney ve Melbourne'den sonra 3. büyük şehir. Şimdi şehre doğru ilerliyoruz. Merkezine geldik. Burası böyle 4 yol ağzı. Tam böyle hani Taksim'de insanların buluştuğu bir alan vardır ya. Orası tam olarak burası. İnsanlar burada buluşuyor ve burada işte restoranlar var, kafeler var, barlar var. Tüm alışveriş merkezleri burada. Aynı zamanda alışveriş yapılabilecek mağazalar da burada. Şimdi birazcık etrafı gezelim hep beraber. Çok fazla çekmek istemiyorum. Şimdi nehir kenarına doğru gidelim istiyorum. Orayı birazcık daha görelim. Orada güzel manzaralar yakalayabiliriz. Burası standart işte çarşı, pazar diyebiliriz. Mağazalar var, restoranlar var, kafeler var, dükkanlar var. Onun dışında çok fazla bir şey yok. Şimdi South Bank'e doğru gidiyoruz. Avustralya'da büyük şehirlerin neredeyse hepsinde lagunlar var. Bu lagunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada can kurtaranlar da var. Şöyle göstereyim. Can kurtaranlar 7'den akşam 10'a kadar burada çalışıyorlarmış. Hemen şu arkada gördüğümüz yerlerde de duşlar ve lavabolar var.
tarafa döndüğümüzde nehrin kenarı boyunca yürüyüş yolları var. Kuzey tarafına da yolu ayırmışlar. Böyle trafik buradan akıyor. Sağ tarafta da insanlar yürüyüşlerini yapabiliyorlar, bisikletlerini sürebiliyorlar. Şu an gördüğünüz alan şehrin merkezi olan yer. Hemen köprüden geçtiğimiz zaman da Güney Brisbane'a doğru geçmiş olacağız. Şöyle Güney Brisbane'ı da göstereyim. Hemen şurası performans sanatları merkezi karşı tarafta. Burada da London Eye gibi, Londra'daki o büyük dönme dolap gibi Brisbane Eye var. Burada aslında birçok farklı köprü var. Çünkü nehir böyle şehrin ortasından zigzaklar çizerek gidiyor. Dolayısıyla da birçok farklı köprü yapmak zorunda kalmışlar. İnsanlar burada jet ski falan yapıyorlar nehrin içinde. Story Bridge'in önündeyiz. Bu köprü bayağı meşhur bir köprü burada. Ben de onun önünde artık bitirmek istedim videoyu. Biz yaklaşık iki aydır Brisbane'da yaşıyoruz. İlk geldiğimizde birazcık böyle açıkçası ben korkmuştum. Çünkü çok uzun zamandır sürekli küçük şehirde yaşadık ve büyük şehire alışmak birazcık zor olabilir diye düşündüm. Ama farklı suburblerine, farklı mahallelerine gidince bayağı beğendim Brisbane'ı. İlk geldiğimiz günlerde hava da birazcık kötüydü. Onun da etkisi olabilir o ilk izlenimle alakalı. Ama sonraki günlerde hava açılınca, aynı zamanda farklı dediğim gibi mahallelerine gidince gerçekten Brisbane'ı çok sevdim. Bana genelde Brisbane'ın havasıyla alakalı sorular soruyorlar. Sen bir şey söylemek ister misin Brisbane havası hakkında? Yani alışılmadık bir yaz şekli var. Yani hava yazın yağmurlu. Tam yaz beklentisi içinde gelirsen o yazı göremiyorsun. Evet hava sıcak ama yağmurlu. Evet bazen... Bizdeki yaz gibi yaz değil. Ya bazen sürekli bulutlu oluyor ve yağmur yağacakmış gibi ama yağmayacakmış gibi de oluyor. Hem çok sıcakken bir anda yağmur bastırabiliyor. Mesela geçenlerde yine bir video çekerken tam böyle videoyu çektim, bitirdim. Hava böyle apaydınlıktı. Hiçbir şekilde bulut yoktu. Ama 2 dakika sonra bir anda yağmur yağmaya başladı. Yağmur durdu böyle 5 dakika falan sürdü o böyle şiddetli yağmur. Bayağı şiddetli bir yağmur yağdı. Ama 5 dakika sonra bir anda güneş açtı. Yani birazcık dengesiz bir havası var. Ama yine de bence güzel. Burası Türkiye'den gelecek olan öğrenciler için de çok iyi bence. Hem çok büyük bir şehir değil hem çok küçük bir şehir değil. Tam böyle ayarında bir şehir. Aynı zamanda çok iyi üniversiteler burada. Çok iyi TEF kursları burada var. Sertifika kursları var. O yüzden öğrenciler için, Türkiye'den gelen öğrenciler için iyi bir seçenek olabilir Brisbane. Gece hayatı, restoranlar, kafeler, barlar onlar da bence gayet iyi. Yani şu ana kadar bulunduğum şehirler arasında bence iyi sayılabilecek güzel bir şehir. Şimdilik Brisbane hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben birazdan gün batımı eşliğinde güzel bir yemek yiyeceğim. Bence bunu hak ettim çünkü bütün gün dolaştım Brisbane'ı size göstermek için. Sanırım bir sonraki video artık Melbourne'den olacaktır çünkü oraya taşınıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.